ATS Danışmanlık'tan herkese merhabalar. Ben Ömer. Yabancıları ilgilendiren konularda videolar çekmeye devam ediyoruz. Bugünkü videomuzun konusu, yabancıları ilgilendiren konulardan birisi de iki evli yabancı aile ikamet izni alabilir mi? Ve nasıl? Şartları nelerdir? Bu konulara değineceğiz. İkinci bir konumuz, farklı bir ikamet izni türüne geçiş başvurusu, uzatma başvurusu yapabilir miyiz? Şartları nelerdir? Nasıl yapılır? O konulara değineceğiz. Üçüncü konumuz ise 90 günlük değerlendirme sürecindeyken yurt dışına çıkabilir miyiz? Çıkarsak kaç gün kalabiliriz? Kaç günden sonra dönersek ne gibi yatırımlar bizi bekliyor? Girdiğimizde Türkiye'de bir problem, giriş kapılarında bir problem yaşar mıyız? Bu konulara değineceğiz arkadaşlar. İki evli yabancı aile ikamet izni alabilir mi? Şartları nelerdir? İki evli yabancı aile ikamet izni müracaatında bulunması halinde aile ikamet izni alabilmesi için eşlerden birinin en az 1 yıl ikamet izni ile veya çalışma izni olması kaydıyla aile ikamet izni alabilir. Destekleyici yabancı olması halinde destekleyiciden adli sicil kaydı istenilir. Adli sicil kaydı da kendi konsolosluğunuzdan alabilirsiniz. Destekleyiciden gelir beyanı isteyecekler. Gelir beyanını banka hesaplarınız veya çalışma izniniz var ise maaş bodrunuzu çıkartarak göç dairesine sunmanız lazımdır. Eşlerden birinin destekleyici olması halinde, bu şartları taşıması halinde iki evli yabancı aile ikamet izni alabilir. Diğer bir konumuzsa farklı bir ikamet izni türüne geçiş yapmam için uzatma başvurusu yapabilir miyim? Evet arkadaşlar, eğer ikamet izninizin süresi bitiyorsa, ikamet izninizi farklı bir ikamet izni türüne geçmek istiyorsanız, eğer o geçiş yapacağınız türü seçeneklerini sağlıyorsanız geçiş yapabilirsiniz. Örnek vereyim, turizm amaçlı ikamet izni ile Türkiye'de kalıyorsunuz. Öğrenci olmak istiyorsunuz. Öğrenci olmanız için öncelikle üniversiteye başvuru yapıyorsunuz. Üniversitede eğer kabul edilirseniz, kaydınızı yaptıktan sonra, üniversite kaydınızı yaptıktan sonra üniversiteden size kayıt belgesi verirler. O kayıt belgesini verdikten sonra siz göç dairesine müracaat ettiğiniz halde size ikamet izni verilir. İkamet izni verilmeden önce geçiş başvurusu yapmanız lazım. Randevu almak için turizm amaçlı ikamet izninizi öğrenci ikamet izninize geçiş yapabilirsiniz. Bu şekilde geçiş başvuruları yapılmaktadır. Örnek vereyim, turizm amaçlı ikamet izniyle kalıyorsunuz. Burada tedavi görüyorsunuz. Tedavi amaçlı da ikamet izni alabilirsiniz. Geçiş başvurusu yapmanız için gerekli seçenekleri sağladığınız halde ikamet izni alabilirsiniz. Arkadaşlar, sıkça sorulan sorulardan bir tanesi de 90 günlük değerlendirme sürecindeyken yurt dışına çıkabilir miyim sorusunu soruyorsunuz bizlere. 90 günlük değerlendirme sürecindeyken yurt dışına çıkabilirsiniz arkadaşlar. İlk defa Türkiye'ye geliyorsanız başvuru yapıyorsunuz. Başvuru yaptıktan sonra göç dairesi size müracaat belgesi düzenliyor. Müracaat belgesini alırsanız Türkiye'den çıkış yaptığınızda ceza parası ödemezsiniz. Ceza parası ödemezsiniz ve Türkiye'den çıkış yaptığı günden itibaren 15 gün süreyle yurt dışında kalabilirsiniz. 15 gün süreyi geçirdiğiniz zaman Türkiye'ye geri döndüğünüzde giriş kapılarında 80 dolar ceza uygulanır. Değerli arkadaşlar, sıkça sorduğunuz sorulardan bir tanesi de ikamet iznim var. İkamet iznim devam ettiği süreç içerisinde yurt dışına çıktım ve ikamet iznim bitti. Geri gelebilir miyim? Arkadaşlar, burada devam eden ikamet izniniz varsa yurt dışına çıktığınızda ve orada bittiyse süresi, normal süreç içerisinde Türkiye'ye giriş yapabilirsiniz. Hiçbir problem yaşamazsınız girişte. İkamet izniniz varsa yurt dışına çıktınız, orada uzatma başvurusu yapabilir miyim? Yurt dışındayken uzatma başvurusu yapılır mı sorusuna geldiğimizde, yurt dışında ikamet izni başvurusu yapamazsınız. Henüz öyle bir başvuru alınamamaktadır. Güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen.
Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.